Hocam tüp bebek konusunu araştırmaya başlayınca insanın önüne mutlaka yumurta dondurma ya da embriyo dondurma konuları geliyor. Bu teknikler tam olarak nedir? Bize anlatabilir misiniz? Yumurta dondurma ve embriyo dondurma, bunlar tüp bebek merkezlerinin olmazsa olmazlarıdır. Yani şöyle diyemezsiniz, taze embriyo transfer edersek iyi gebelik elde ediyoruz. Ama işte dondurmuş embriyo transferlerde gebelikler düşüktür. Bunu dediğiniz andan itibaren sizin laboratuvarınız iyi şartlarda çalışmıyor demektir. Bugün kriyobiyolojinin, yani dondurma tekniklerinin ile ilgilenen bilim dalının gelmiş olduğu nokta çok üst düzeydir. Ve tüm dokuları, tüm hücreleri dondurduğumuz gibi çözmekteyiz ve bunlarla yüksek başarı elde etmekteyiz. Embriyo dondurma meselesi şöyle bir meseledir. Hastalara tedavi uyguladığınız zaman hastanın özel şartlarından dolayı o embriyoları o ay vermeyebilirsiniz. Daha sonraki aya vermeniz gerekebilir. İşte bu takdirde bu embriyoları dondurup bir sonraki ay çözmeniz gerekebilir. Veyahut da hastanın çok sayıda embriyosu vardır. İlk tedavide birini, ikisini kullanırsınız. Ama daha fazla sayıdaki embriyoları saklamanız gerekir. Bunların en iyi yöntemi ise bunları dondurup saklamaktır. Çünkü o hasta gebe kalamadığı takdirde bu geri kalan embriyolarıyla gebe kalabilir. Veyahut hasta gebe kalır, doğurur. O takdirde bir sonraki denemesinde gene bu embriyoları kullanarak ikinci veya üçüncü çocuklarına sahip olabilir. Biz bahçeci tüp bebek merkezlerinde çok uzun yıllardır bu işi başarıyla uygulamaktayız. Bahçeci tüp bebek merkezlerinde çok uzun yıllar önce dondurduğumuz hastalarımız söz konusudur. İlk çocuklarını yaptığımız tedaviler sonucunda sahip olmuşlardır. Ellerinde fazla sayıda embriyoları vardır. Bu embriyoları dondurmuşuzdur. Yıllar içerisinde 3 yıl sonra, 4 yıl sonra tekrar gelip transfer ettirmişlerdir. Hatta bazıları bundan daha sonra gene gelip transferlerini yaptırmışlar. İlk doğumdan 10 yıl sonra dondurmuş embriyodan gebelik elde edilmiş ve doğum olmuştur. Bunlar her zaman için söz konusudur. Yumurta dondurma işi ise biraz farklı bir iştir. Mesela kadınlar kariyerleri nedeniyle gebelikleri öteleyebilirler. Yani daha sonraki yıllara bırakabilirler. Ama bu yetilerini de, yani üreme yetilerini de kaybetmek istememektedirler. İşte bu takdirde bu kadınların yumurtaları dondurulabilir ve daha sonra ihtiyaçları olduğu zaman onlar için kullanılabilir. Burada Türkiye Sağlık Bakanlığı'nın yapmış olduğu bir uygulama söz konusu. Yönetmeliğe göre rezerve azalan kadınların yumurtaları dondurulup saklanabilir ve böylece onların ileriye yönelik gebelik şanslarını kaybetmemeleri sağlanabilir. Kanser tedavilerinde hastalar yumurtalarını dondurulabilirler. Biliyorsunuz kanser tedavileri yapıldığı zaman bunlar yumurtalık üzerinde olumsuz etki yapabilirler. O takdirde daha sonraki yıllarda çocuk sahibi olamayabilirler. Halbuki tedaviye başlamadan önce bu hastaların yumurtalarını dondurup sakladığımız takdirde tedavi sonrası belli bir bekleme süresini geçiren hastalarda onlara çocuk sahibi olma şansını yeniden kazandırabiliriz. Yani yumurta dondurma veya embriyo dondurma her ikisi de hastanın lehine olan yöntemlerdir. Biz bahçeci tüp bebek merkezlerinde bu uygulamaları rutin olarak uygulamakta ve çok başarılı sonuçlar almaktayız. Teşekkür ederim.